Birleşik iletişim aslında ne demek? Çok hızlı öyle bir giriş yapayım. Aslında hepimizin günlük hayatta kullandığı bir sürü farklı uygulama var. Mail kullanıyoruz. Video konferans ürünleri, kendi başına çalışan ürünler, anlık mesajlaşma, sesli konferans ürünleri gibi birçok farklı iletişim aracını kullanıyoruz. Aslında birleşik iletişim tüm bu farklı kullandığımız uygulamaların bir araya gelmesi, kullanıcılara tek bir arayüz üzerinden tüm iletişim ihtiyaçlarını görebilecekleri bir arayüz sunmak aslında. Şimdi çok hızlı bir şekilde Skype for Business dediğimiz zaman aslında insanların kafasında bu yeni bir ürün mü? Microsoft sıfırdan bir ürün geliştirdi ve birleşik iletişim alanına mı girdi gibi sorular oluşuyor ama aslında Microsoft bu alanda yeni değil. Microsoft bu alanda çok uzun zamandan beri aslında yatırımlara devam ediyor. İşte en başta Live Communication Server ile başladı. Sonra Office Communication Server oldu. OCS belki kullanımınız olmuştur. Sonra 2010 yılında Office Communication Server'ı ismini Link olarak değiştirdik. Daha sonra Link 2013 ve daha sonra da Skype for Business olarak ürünün ismini değiştirdik. Link Türkiye'de kurumsal segmentte %85 pazar payına sahip olan bir iletişim ürünü. Aklınıza gelebilecek büyük bankaların, kamu kuruluşlarının, holdinglerin neredeyse birçoğunda Skype for Business yeni ismiyle, Skype for Business eski ismiyle Link kullanıyor durumda. Yaklaşık Link'in tüm dünyada 100 milyon civarında kullanıcısı vardı. Peki Microsoft niçin bu kadar çok kullanıcısı olan, bu kadar çok bilinen bir ürün adını alıp Skype for Business olarak değiştirdi? Şimdi bununla ilgili bir tane video göstereceğim ama öncesi çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Microsoft Skype'ı bundan 3 sene civarı kadar önce 8,5 milyar dolara satın aldı. O zaman yapılan bu satın alma dönemin en büyük satın almasıydı. Microsoft'un bunu yaparken ki kafasındaki hedef Skype kullanan yaklaşık 800 milyon kadar kişinin dahil olduğu network'ü ve aynı zamanda da Skype'ın altyapısında kullandığı teknolojiyi tüm dünyadaki aslında o sizin bilmiyorum belki kullanınız olmuştur işte farklı bir ülkeden numara alıp herhangi bir ülkede yaşıyor gibi aranabilme özellikleri. Aslında Microsoft bu teknolojiyi ve kullanıcıları satın aldı. Şimdi çok hızlı bir videoyla bunu daha görsel şekilde gösterecek. Ses açma şansınız var mı? First steps, falling in love, even splashing around with penguins, possible from anywhere. Power of Link revolutionized how teams work together every day, truly transforming the way colleagues saw sharing, collaborating, and each other. And now, the best of Skype and the best of Link are coming together, connecting hundreds of millions of people around the world. Introducing Skype for Business. It's the experience you love and the security you trust, together, all in one place. So go ahead, roll up your sleeves, make big decisions, get out and discover, meet up, share, and make a difference. Because we believe when people come together, they can achieve great things. Şimdi ben bu sunumda ne yapacağım? Yaklaşık 20 dakika kadar bir zamanım var. Bu 20 dakika kadar süre içerisinde hiç Link'i, Skype for Business'i görmemiş olan kişiler için kısa bir demo yapacağım. Daha sonra bir iş ortağımız olan TürkVas'tan Yiğit Bey'i davet edeceğim. Skype for Business üzerine geliştirdikleri bir uzaktan eğitim ürünü var. Kendisi ondan bahsedecek. Daha sonra Skype for Business'ın santral özelliklerinden ve canlı yayın özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi sizin hangi cihazı kullandığınızın hiçbir önemi yok. Cebinizdeki cep telefonu olabilir, evinizde kullandığınız tabletiniz, PC'niz olabilir, ofisinizdeki bir toplantı sistemi olabilir, bir IP telefonu olabilir ya da bir web browser olabilir. Hiç fark etmez. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın, ofiste olun, arabada olun, havalimanında olun, evinizde olun, hiç fark etmez. Kiminle görüşmek istediğiniz hiç fark etmez. İstiyorsanız kendi şirketinizdeki kişilerle görüşün, istiyorsanız bir devamlı iş yaptığınız bir firmayla görüşün. İstiyorsanız da tamamen dışarıda, işte arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz. Kimle görüşmek, nerede görüşmek istiyor olursanız olun, Skype for Business size tek bir platformda bunları sağlayabiliyor. Şimdi görmemiş olanlar olabileceği için ben çok hızlı bir demo yapacağım. Çok hızlı size Skype for Business'ın istemlisini göstereceğim. Evet.
Bu Scar for Business'ın istemcisi. Çok hızlı şekilde göstermem gerekirse, daha önceden çok büyük ihtimal birçoğunuz işte MSN, Line Messenger vesaire kullanmıştır. Aslında ona benzer bir arayüz ama onun aslında kurumsal versiyonu ve çok daha güçlü versiyon olarak düşünebilirsiniz. Ben burada kendi durum bilgimi görebiliyorum. Örneğin şu an beni in a meeting olarak gösteriyor. Çünkü benim ajandamda şu anda burada bir sunum yapıyor olduğum var. Ben buradan istersem kendi durum bilgimi değiştirebiliyorum. Şu an available'ım, şu an herkes bana erişebilir diyebiliyorum ya da şu an işte iş dışındayım vesaire gibi kendi durum bilgimi seçebiliyorum. Ben buradan şirketimdeki tüm kontaklara ulaşabilirim. Ahmet yazdığım zaman benim şirketim aktif direktörüsünde ve benim telefonumdaki kontak listesinde olan tüm Ahmetleri getiriyor. Sky for Business'ın en güzel yanlarından bir tanesi kendi kurumunuz içinde kullandığınız bir çözüm. Ama bunun bir yanında da aslında devasa Skype Network ile de aynı zamanda bağlantılı. Ben şuradan Skype Directory'ye tıkladığım anda bana Skype üzerindeki tüm Ahmet'in ismindeki kişileri getiriyor. Ben istersen buradan kendine bir arkadaşlık daveti göndererek bu kişilerle konuşmaya başlayabiliyorum. İstersen kendi şirketimdeki arkadaşlarımı kategorilere ayırabiliyorum. İşte yakın arkadaşlarım, aile bireylerim, dış kontaklar olarak birçok farklı gruba ayırmam mümkün. Örneğin şuradan external dersem Microsoft'un federasyon yapmış olduğu farklı şirketlerdeki kullanıcıları da ben buradan görebiliyorum. Peki kullanıcıları ben buradan gördüm. Bu kişilerle iletişime geçmek istiyorum. Yapmam gereken şey çok basit. Herhangi bir kontağın üzerine geliyorum ve nasıl iletişime geçmek istediğimi seçiyorum. Ben istersen bu kişiyle bir anlık mesajlaşma yapabilirim. İstersem kendisine telefonla arayabilirim. Bana Active Directory'de kayıtlı olan tüm numaralarını soruyor. Hangi numarasını aramak istersen diye. İstersem çok hızlı bir videolu görüşme başlatabilirim. Ya da istersen bu kişinin kontak kartını görebilirim. Örneğin Alkım İstanbul ofisinde çalışıyor. İstanbul ofisinde çalışıyor. Mail adresi bu. Kime bağlı olduğunu çok hızlı ben buraya gelerek aslında görebiliyorum. Barbaros Bey raporluyor. Şu kişilerle aynı ekipte. Gibi ben bu kişiye ait tüm bilgileri aslında bulabiliyorum. Peki buradan kimlerle görüştüm, kimlerle konuştum bunları görebiliyorum. Ya da istersen istediğim herhangi bir telefon numarasını buraya yazarak anında bir arama başlatabiliyorum. Aynı zamanda da Skype for Business benim Outlook'taki takvimimi çekiyor ve bana burada gösteriyor. Örneğin en üstteki iki madde normal fiziksel bir toplantı. Alttaki iki madde ise bir online toplantı. Benim bu toplantıya katılmam için tek yapmam gereken sadece bu mavi yazılı olanların üzerine gelip çift tıklamak. Çift tıkladığım anda toplantı başlıyor. Ben sesli görüşme, görüntülü görüşme yapabiliyorum ve birçok içerik paylaşabiliyorum. Zamanım çok kısıtlı olduğu için bazı özellikleri göstermeyeceğim. Tekrar sunuma dönelim. Evet. Skype toplantıları. Aslında biraz önce çok kısa bahsettim ama şöyle biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Skype aslında sizin, bilmiyorum, MCU terimini duydunuz mu? Aslında şirketlerin kullandıkları toplantı modülü gibi düşünebilirsiniz. İşte Cisco'nun, Avaya'nın birçok farklı şirketin toplantı sistemleri mevcut. Skype for Business aslında tüm fonksiyonları içeren bir toplantı sistemi istediğiniz tüm fonksiyonları içeren bir MCU'ya sahip. Skype for Business'ı toplantı sisteminiz olarak kullanmanızın aslında size sağlayacağı çok ciddi avantajlar var. Bunlardan bir tanesi şu, artık sizin çalışanlarınız bir video konferans odasına gidip o video konferans odadaki sistemi öğrenmek zorunda kalmıyor. Ya da video konferans için ayrı bir uygulama kullanmak zorunda kalmıyor. IT için nasıl bir güzelliği var? IT artık tek bir tane uygulama yönetiyor. Artık ben video konferansa ayrı, işte sesli mesaj için, video sesli konferans için, video konferans için ayrı ürünlerle uğraşmak zorunda kalmıyor. Bunun güzel yanı ne? Şimdi düşünün mesela sizin şirketinizde bir tane toplantı sistemi var. Bu toplantı sisteminde bir toplantıya katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Bizzat o cihazın başında olmanız gerekiyor. Ama Skype for Business'ta sizin nerede olduğunuz fark etmez. Siz taksiyle havalimanına yetişirken tabletinizden de toplantıya katılabilirsiniz. Ofisinizdeki masanızın başından da toplantıya katılabilirsiniz. Ya da evinizden de toplantıya katılabilirsiniz. Bir diğer güzel yanı da artık insanların çok fazla toplantı odası oluşturmana gerek yok. Örneğin Microsoft ofisinden bahsedeyim. Microsoft ofisinde 4-5 tane toplantı odası var. Geri kalan toplantı odaları aslında toplantıya ihtiyaç bile yok çünkü insanlar zaten toplantılara doğrudan toplantı odasına gitmek yerine Skype for Business'ı kullanarak katılabiliyorlar. Peki toplantı nasıl oluşturuyor? Çok hızlı göstereyim. Normalde Outlook'ta bir toplantı daveti gönderirken yaptığınız aslında çok benzer bir deneyim. Sadece yukarıda bir plugin var, Skype Meeting'i. Tıkladığınız anda size toplantı davetinde alta bir link yapışıyor ve şurada da sizin telefon numarası tuşlayarak bağlanabileceğiniz numaralar mevcut. Siz
size gelen bir toplantı davetini sadece bu linki tıklayarak, bir linki tıklayarak katılabiliyorsunuz. İsterseniz bir toplantı oluştururken de kendiniz belli ayarlar yapabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben bir toplantı oluşturacağım, bir sürü insan katılacak ama sadece ben sunum yapayım, başka kimse sunum yapamaz. Ya da insanlar katılsın, önde bir lobi mekanizması olsun, insanlar lobide beklesin. Ben sadece insanları davet edersem, kabul edersem insanlar toplantıya katılsın diyebiliyorum. Ya da insanlar katılsın, kimse anlık mesaj yazamasın. İşte kimse kendi videosunu açamasın, kimse kendi sesini açamasın, ben herkes sessiz alayım gibi seçenekler yapabiliyorsunuz, seçenekleri seçebiliyorsunuz. Gösterdiğim gibi burada tüm toplantıları görüyorsunuz isterseniz. Tıkladığınız zaman da size soruyor, nasıl toplantıya katılacaksın? İşte web bilgisayarınızdaki hoparlör mikrofonu mu kullanacaksınız yoksa sizi telefonla arayayım mı diye soruyor. Aslında toplantıya katılım deneyimini, toplantıyı oluşturma deneyimini en basite indirgiyor. Bu da bir toplantı görünümü. Toplantıda anlık 5 tane aktif video, en sağda sizin kendi videonuz var. Ama bu video sürekli olarak değişiyor. En son konuşan 5 kişiyi gösterecek şekilde bu görüntüler değişiyor. Peki bir toplantıda başka neler yapabiliyorsunuz? Evet, Skype'ın en temel özelliklerinden bir tanesi video, sesli görüşme. Ama siz isterseniz kendi masa üstünüzü sunabiliyorsunuz. Karşı tarafın masa üstünü kontrol edebiliyorsunuz. İstiyorsanız işte iki ekranınız varsa ben sadece bu ekranı sunacağım diyebiliyorsunuz. Ya da spesifik bir uygulamayı sunabiliyorsunuz. Bu genelde şöyle durumlarda çok fazla kullanılıyor. Uzaktan IT'nin çalışanlara erişim senaryolarında. Örneğin bir çalışan bir problem yaşıyor. Hemen Skype üzerinden anlık bir session başlatıyorlar. Problem yaşayan çalışan ekranı paylaşıyor, IT elemanı uzaktan bağlanıp problemleri çözüyor. Ya da isterseniz bir dosya paylaşabiliyorsunuz bu kişilerle. İstiyorsanız bir beyaz tahta paylaşıyorsunuz, herkes karşılıklı yazıp çizebiliyor. İşte diyagramlar, şekiller vesaire çizip paylaşabiliyor. Tabii bu toplantılardan bahsetmişken, tabii sadece kendi bilgisayarınızla sınırlı kalmıyorsunuz. İstiyorsanız da Skype for Business aslında bir platform. Bu platformu çevresel donanımlarla genişletebiliyorsunuz. Örneğin şu en sol taraftaki, ekranın en solundaki şu bayanın önünde durduğu cihaz Link Room System, yeni ismi Skype Room System. Bu cihaz aslında iki tane dokunmatik ekrandan oluşuyor. Siz odaya adım attığınız anda cihaz uyanıyor ve sizin o oda için ayarlamış olduğunuz toplantıları ekranında gösteriyor. Sizin tek yapmanız gereken cihaza yaklaşmak, dokunmak ve toplantıya aslında başlamak. Diğer cihazlarda yine aynı şekilde USB'den taktınız ve sizin bilgisayarınızı bir toplantı sistemine dönüştüren cihazlar aslında. Şimdi toplantı sistemlerinden işte görüntülü iletişim, sesli iletişim özelliklerinden Skype'ın bahsetmişken aslında Skype bir platform ve bu platform üzerinde insanlar çok fazla uygulama geliştirebiliyor. Şimdi burada Türk Vas firmasından Yiğit Bey var. Kendileri bir uzaktan eğitim uygulaması geliştirdiler. Ben kendisini çok hızlı davet etmek istiyorum. Uygulamayla ilgili aktaracağı bilgiler için.